mahsumlar ofisinin bileceği bir şey. Bu milletin bileceği bir şey. Yani bir buğday bile kendimiz üretemiyorsak. Yani Türkiye'yi, yani niye Türkiye'yi kim kıskansın ki? Biteceğiz. Ya bu kadar basit. Kaçış yok. Dünya buğday ihracatında önemli bir sahip olan Ukrayna, Rusya ile geçirdiği sıkıntılardan dolayı buğday üretiminde ve ihracatında sıkıntı olabileceğini duyurdu. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak bunları halkımıza sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Buğday fiyatlarında bir zam beklentisi var. Sizce bu zamlar bizleri nasıl etkiler? Bizi çok kötü etkiler. Bunun da belli bir sebepleri var. Yani Türkiye'miz dünyaya ihracat yapacağı yerde dışarıdan İtalya ürün alıyoruz. Bu da bizi ister istemez zamlar, aşırı fiyat yüksekliğinden dolayı çok etkiliyor. Bizim Konya Ovası var. Türkiye'mize yıllar yetecek, mahsul üretecek, üretiyor. Ama ambargo var, kota konuyor. Bunlardan dolayı üretimi olmuyor. İster istemez dışarıdan gelen üründe bizleri çok pahalıya mal oluyor. Bunu da vatandaş çekiyor. Bunu siyasiler biliyor yani. Bizim vatandaşın söylemesine gerek yok. Bizden çok iyi hesaplar yapıyorlar ama nedense bu işleri çözemiyorlar. Peki sizce bu zamların önüne nasıl geçebiliriz? Ya bunların önüne geçmek için çiftçimizi küstürmeyecekler. Çiftçiye İyi destek verecek. Her konuda destek sağlandığı zaman kotayı kaldıracak. Başka bir sebep yok yani. Açık, net ve bunu söyleyebilirim yani. Bu konuları siyasiler daha iyi biliyor bizden. Sadece bunları gündem değiştirmek, farklı boyutlara çekmektir. Başka hiçbir şey değildir yani bu. Çok etkiler. Ekmek şu kadar fiyat. Reşber'in çizi belli durumu. Reşber zam bekliyor. Reşber ekmezse çıkamaz. Üretim bol olmalı. Şeyler ucuz olmalı. Mazot, gübre. Mahsumlar ofisinin bileceği bir şey. Bu milletin bileceği bir şey. Yurt dışından geliyorsa, zam mı alıyorsa zamını koyacak. Kimse kimseye bedava bir şey vermez. Peki sizce bunun önüne geçmek için, zamın önüne geçmek için ne yapabiliriz? Ne mi yapacağız? Birbirimizi döveceğiz o zaman. Ne yapacağız? Onu mu istiyorsunuz? Birbirimizi mi döveceğiz? Ben kimseye dövmeye hakkım yok. Kimseye de beni dövme hakkı yok. Gün şartları neyse herkes onu uygular. Şuraya git, herkese esnaf maaşına her gün koyuyor. Dolara bakıyor, her gün koyuyor. Dolara bakıyor ama benim maaşıma bir kuruş zam gelmiyor. Güzel kardeşim, bunların önüne geçmeyi vatandaş düşünmeyecek ki, başımızdakiler düşünecek. Tabii, biz mi düşüneceğiz? Hayır, onlar orada ne iş yapıyorlar? Yiyip içip yatıyorlar, onlara göre bir şey yok. Benim arabam yakıyor günlük, aylık bir askeri ücret. İşe gidip gelemiyorum, gece çıkıyorum işten. Yani mazot fırladı gitti, çiftçi ne yapsın, işçi ne yapsın? Vallahi. Herkes fabrikatör değil ki bu memlekette. Onlara göre endeksliyorlar kendilerini. Anlatabiliyor muyum? Kendi yaşantılarına göre, aldıkları maaşa göre Türkiye güllük gülistandır. Tabii güllük. Herkesin borcu var. Gidin bakalım. Hepsinin. %80'nin borcu var Türkiye'de. Yani bir buğday bile kendimiz üretemiyorsak. Yani Türkiye'yi, yani niye Türkiye'yi kim kıskansın ki? Yani sonuçta ekmeğimizi kendimiz yapamıyorsak, buğdayımızı kendimiz şey yapamıyorsak. Yani... O zaman herkes dağılsın ya başka ülkeler. Türkiye'ye falan kalmasın zaten. Böyle şeyler çok saçma. İnsanı çok yoruyor böyle şeyler ya. Artık insanın tahammül seviyesi bitti yani. Kimse de tahammül seviyesi yok. Bizim insanlarımız da fırsatçı. Sadece bu hani Recep Tayyip'le alakalı değil. Bizim insanlarımız çok fırsatçı. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Peki sizce bu zamların önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi bu zamların önüne... Bilmiyorum ya. Yönetim mi suçlu, halk mı suçlu? Ortada bir suçlu var. Ya yönetim ya biz. Bir yerde bir hata yapılıyor. O hatanın en kısa zamanda düzelmesi lazım ki. Ya evlenemiyoruz, farkında mısın? Her şey o kadar çok pahalı ki. Ev kirası yok. 1500-2000 lira yok ya. Ben şu an ev arıyorum. Yok. Ya devlet fırsatçı ya milletimiz fırsatçı. Gerçekten yok yani. Önüne sıkı denetleme yapması lazım devlet. Herkes kafasına göre iş yapmaması lazım. Böyle bir standart getirmesi lazım. Ama bunu da denetlemesi lazım yani. Yukarıdaki adamlar yani idari yöneticiler, başkan falan her neyse işte onlar söylüyorlar, ediyorlar ama altta uygulayan yok. Yani onlar bize duyuruyorlar yapılacak, edilecek diye. Ama alta geldiği zaman yansımıyor bu. Ne denetlenir oluyor, ne dedikleri gibi çıkıyor.
Yani alttaki yukarıyı takmıyor gibi bir halleri var yani. Bir durum var yani. Şu alt tarafa çok iyi bir şey yapması lazım. Denetlemesi yapması lazım ki bu başıbozluk ortadan kalksın yani. Bayağı bir kötü etkileyecek büyük ihtimal. Çiftçi zaten bayağı bir zor durumda. Gübre, benzin. Yani bayağı bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Zamların önüne geçemeyiz. Direkt yurt dışına kaçmamız gerekiyor. Bunun da en kolay yanı evlilik. Yani onu da yapamayacağımız için biteceğiz. Yani bu kadar basit. Kaçış yok. Buğday fiyatları doğrudan ekmeğe etkiler. Ekmeğin dışında tüm unlu mamuller pahalanacaktır demektir. Zaten uluslararası borsalarda fiyatlar artıyor. Okuduğum kadarıyla Hindistan ihracatını yasaklamış. Şu anda ihraç etmiyor. Bu da fiyatları herhalde bir %10-15 oranında artıracağını söylüyorlar. Yavaş yavaş Türkiye'ye gelecek. Eğer yeterli buğday alanımız ve üretimimiz yoksa bize oldukça pahalıya patlayacak. Özellikle dar gelirli, asgari üretli insanlarımızda büyük sıkıntılar oluşacağını düşünüyorum. Allah yardımcılar olsun, kolaylık versin. Zor dönemden geçiyoruz. Peki sizce bu zamların önüne nasıl geçebiliriz? Bu zamlar üretimle geçilir. Yani temel maddeleri, girdileri pahalandırırsanız bu zamın önüne geçemezsiniz. Yani bu bir ekonomik krizden geçiyoruz. Bu dönemde elektriğe, ondan sonra doğalgaza, petrole zam yaparsanız, tarımın temel girdileri olan gübreye zam yaptığınızda bunlar hepsi artacak demektir. Bunu ekonomisi olmaya gerek yok. Herkes biliyor. Yöneticilerimiz daha da iyi biliyor. Eğer bunları fiyatları düşürmek istiyorsak, öncelikle çiftçilerin girdilerini ucuzlatmamız gerekiyor. Oradan başlarsan yavaş yavaş bu iş düzelir. Ama şu ortamda biraz zor gözüküyor. Zam öldürüyor zaten milleti. Bak mesela bir dürüm çıkmış 22 lira, karnımızı doyuramıyor. Böyle memleket mi olur ya? Böyle vatandaş mı olur? Böyle millet mi olur? Anlamıyorum. Peki sizce bu zamların önüne nasıl geçebiliriz? Zamlardan mazot çıkmış şu fiyatı, tarla ekemiyor, bağ ektiremiyor. İnsan. Başka bir şey demiyor. Vatandaş tamamıyla arayışta. Şöyle ki arayışta, efendime söyleyeyim, mazota verdi bir zam. Efendime bu gübreye verdi bir zam. Tona gelmiş buğdayı tutmuş, fark veriyor. Ya satın verdiğin fark alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Çiftçi yine aç. Vatandaş bütün aç. Niye aç diyecek vatandaş? Çünkü vatandaş çiftçiye bağlıdır. Çiftçi olmasa vatandaş olmaz. Bu budur. Ama işte baştakiler aynen okey. Sanelle davasında biz can davasındayız. Vallahi gerçek böyle. Geçemeyiz. Çünkü niye geçemeyiz? Çünkü bu başımızda olduğu süre içerisinde geçemeyiz kardeş. Çünkü niye diyeceksin? Amerika'nın biz uşağıyız. Amerika neyse okey o oluyor. Alternatif yok gözüm. Hani diyeceğim ben dışarıya ihracat tamamıyla kesildi. Ne oldu? İçten yemeye başladık. İşte ne oluyor? Bir yandan zam. 40'a kadar geldi zam ya. Vallahi vatandaş tamamıyla arayışta. Hani diyeceklerim bu kadar. Zaten her şey istikrarlı bir fiyat artışı yok ki. Neyin ne olduğu da belli değil. Millet gözünün önüne bakamıyor zaten. Bence yeterince fiyatlar yüksek. Bundan başka da bilmiyorum da yani. Peki gerek sizce, yok bence. Peki sizce bu zamların önüne nasıl geçebiliriz? Zamların önünde devlet bunda biraz pasif kaldığını düşünüyorum. Yalan yok şimdi. Çünkü herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Herkes sivil kuruluşların yani dernek başkanları tutuyor hep. Her zaman kendini savunuyor. Zaten başka birini savunacak halleri yok. Zaten isimler üstünde. Mesela bugün Tarım Kredi Çiftçileri Koruma Derneği Başkanı tutuyor. İşte şu kadar üreticiye şu kadar şu oluyor diyor. Petrolü tutuyorlar, bahane diyorlar. Dünyayı bahane diyorlar. Yok virüsü bahane diyorlar. Ben 55-56 yaşına geldim. Ben hayatta daha ben Türkiye'nin düzgün bir yaşam standardı yüksek bir seviye görmedim yani. Ki her zaman bir bahane, her zaman bir dış güçler, her zaman bir hani bir suçluyu arasan bile ne bulamıyorsun. Çünkü herkes suça kimse sahip çıkmıyor yani.
Onun için siyasetçilerin de hepsi de aynı. Biri gitse öbürü de gelse aynı sistem, aynı dekor, aynı düzen. Yani değişen bir şey yok. Ben olsam siyasetçilerin tümünü, siyasete bulaşmış kişilerin hiçbirini bundan sonraki siyasete sokmam. İnşallah düşer fiyatlar, rahat geçiniriz. Başka ne diyeyim? Zor düşer diyor adam, görüyor musun? İnsanlar geçer, devletin bir suçu yok ki, insanlar suçlu. Yani herkes kapkaç, kapkaç, Müslümanlığı unuttuk. Doğru mu? Sanki dolarla markına mı alıyor buğdayı şunu bunu? Devlet her konuda yardım ediyor, insanlar araya veriyor. Devlet, doğru mu? Devlet her zaman düşürüyor, millet çıkar diyor boynu. He ya, günah ya.